Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size zehirli insanlardan ya da toksik insanlardan bahsedeceğim. 12 tane zehirli ya da toksik dediğimiz insan tipi belirledim. Onlardan konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle toksik ne demek? Ya da zehirli olarak çeviriyoruz belki Türkçe'de. Ne demek? Orayı, yani eğer o maddeyi, o toksik maddeyi oraya attığınızda oranın tamamını zehirleyen şey aslında toksik, değil mi? Biz böyle diyoruz, kimyasal olarak bir şeyin toksik olması orayı bozan, zehirleyen, yapısını değiştiren ve oraya zarar veren anlamında kullanıyoruz. Peki bu insanlarda var mı böyle toksik insanlar? Şimdi bunu nasıl anlarsınız öncelikle? Bazen bir yere gidersiniz ve kendinizi çok kötü hissedersiniz. Yani neden olduğunu anlamazsınız. Bazı arkadaşlıklar yaparsınız. Kendinizi böyle çok kötü hissedersiniz. Gelirsiniz eve. Ya aslında yani ya gittim, kendimi daha iyi hissetmek için gittim. Neden kendimi kötü hissettim diye düşünürsünüz. Bunlar bir nevi aslında şey gibi, virüs gibi düşünün. Eğer biz bilgisayarımıza giren virüsleri tanıması için bir program yüklüyoruz ve böylece bilgisayarımız onları tanıyor ve onlarla nasıl mücadele edeceğini biliyor o virüsle. Şimdi biz de bugün 12 tip aslında virüs göreceğiz. Yani bize zarar veren, bize zehrini akıtan toksik insan dediğimiz tipleri görüp öncelikle bunları tanıyacağız. Sonra başka bir videomda da bunlardan nasıl kurtuluruzu yapacağım. Şimdi bunlardan bir tanesi bencil narsistler. Mesela bunlar çok karşılaşırsınız. Hatta ben bazen bunları şöyle de düşündüm. Acaba ben de bunlardan hangisi var? Yani ben acaba insanlarla iletişimimde toksik olabiliyor muyum? Onlara zehirli olabiliyor muyum? Onların dünyasını mahvedebiliyor muyum? Diye de bu videoyu dinlemeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Birincisi bencil narsistler. Bunlar gidersiniz konuşmaya. Aslında bir sıkıntınız vardır, bir probleminiz vardır ya da güzel bir şey olmuştur hayatınızda. Paylaşmak istersiniz. Arkadaşınızla oturursunuz, 3 saat oturursunuz, 5 saat oturursunuz. Gelirsiniz, bakarsınız ki sizin hayatınızdaki hiçbir şey konuşmamışsınız. Sizin hangi konuya başlasanız o başlamış kendi konusunu anlatmaya. Hep kendini anlatan, hep kendi problemlerini, kendi sıkıntılarını, yaşadığı kendi başarılarını anlatan kişilerle yaptığımız iletişim toksik iletişimdir ve bu insanlar toksik insanlardır. Biz de olabilir miyiz? Ben bu koçluğa başlamadan önce aslında bazen konuşmayı da çok sevdiğimden böyle toksik davranışlarım olduğunu fark ettim. Siz de öncelikle toksik hangi arkadaşımı bırakıp acaba ben nerede toksik oluyorum? Hangisi, hangi davranışı yaptığımda toksik hale geliyorum, insanlara zehir saçıyorum mu fark ederseniz çok daha güzel olur. Şimdi ikinci olarak duyguları dalgalıdır, dalgalı olanlar. Yani bununla arkadaşlık yapıyorsunuz, bir bakıyorsunuz bir gün çok güzel, çok eğlenceliyken bir anda sinirleniyor, öfkeleniyor. Yani siz neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. Bir anda çok üzgün bir moda geçiyor. Sonra bir anda hadi gel gezelim, dolaşalım diyor ve sizin kafanız karışıyor. Bu iletişimi kurduktan sonra geliyorsunuz ve daralmış, sıkılmış, yani ne yaşadım mı sorguluyorsunuz. Üçüncüsü, bunlar her zaman haklı olan insanlar. Şimdi değil mi? Böyle insanları da biliyorsunuz. Şimdi hemen kafanızda bazı insanlar oluştu. Belki biz de böyleyiz. Belki kendiniz dediniz ki ya evet ya ben de hep haksız olmaya dayanamıyorum. Bunlar her zaman haklıdırlar. Ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyelim hep haklıdırlar. Bunlar için şey olmak önemli değildir. Haklı çıkmak önemlidir. Herhangi bir meselede saatlerce tartışabilirler sizinle. En ufak bir şeyi saatlerce tartışabilirler. Yani bu işte şeyin içine pilavı tereyağlı mı yapsaydık yoksa zeytinyağlı mı yapsaydık diye saatlerce tartışabilirler ve bu noktada evet sen haklısın dedirtmeden de sizi bırakmazlar. Siz neye uğradığınızı şaşırırsınız. Ne kadar basit bir meseleden nereye geldik diye kendinizi kötü hissedersiniz. Üçüncü tip bunlardır. Dördüncü tip aslında Türk toplumunda çok fazla olan. Böyle drama queen diyorlar ya, yani böyle devamlı her zaman çok mağdurdur, çok sıkıntı çekmiştir, acıların çocuğudur. Yani çünkü bizim kültürel olarak da bir arabesk kültürümüz var. Yani ben çok acı çekiyorum, çok sıkıntılarım var, neler yaşadım bu hayatta diyerek başlayan. Ama size nasılsın bile diye sormadan o kendi acıları içinde sizi de, yani kendisi o acıların içinde kuyuda olmayı tercih ediyordur. Yani bir insanın ne kadar sıkıntısı olursa olsun, ne kadar kuyuya düşmüş olursa olsun
kuyudan çıkacak bir yöntemi konuşmak varken hala o kuyunun ne kadar korkunç olduğunu, o kuyuya nasıl düştüğünü anlatıyorsa bu dramadan hoşlanıyordur. Yani bu mağduriyetten de bir nevi bir ikincil kazancı vardır. Şimdi bu kuyudayken sizi de bu kuyuya çekmeye çalışır. Yani siz aslında bir şeyler yapıyorsunuzdur, bir şeyler başarmaya çalışıyorsunuzdur. Israrla sizi o kuyunun dibine yalnız kalmamak için sizi de çekmeye çalışıyordur. Bunlar da drama queen dediğimiz tipler. Şimdi beşinci tiplerde senin devamlı arkadaşlığını ispatlamaya çalışır. Yani der ki, aa işte sen beni aramadın, demek ki sen iyi arkadaş değilsin. Eğer iyi arkadaş olsan şöyle yapardın. Eğer iyi bir arkadaş olsaydın şunu derdin bana. Eğer iyi bir arkadaş olsam beni her gün işte şuraya götürürdün, parka götürürdün, beraber çocuklarımızla işte AVM'ye giderdik. Yani sizden devamlı arkadaşlığınızın ispatını ister. Böyle bir bu tiplerde eğer bir de siz sakin, daha kendi halinde yaşamayı seviyorsanız sizi çok yoracaktır. Devamlı bir ispat ister. Ya ben taşındım sen gelmedin, arkadaş böyle mi olur? Devamlı bir ispat halinde. İspat ister. En önemli aslında en çok karşılaştıklarımızdan bir tanesi de manipülatif olanlar. Bunlar nasıl? Siz aslında manipülatif olanlar bizim kafamızı karıştırır. Net iletişim kurmazlar. İmalı iletişim kurarlar. Ve biz ne olduğumuzu anlamayız. Bize kendimizi böyle borçlu hissettirirler. Hep böyle ya buna bir şey yapmam gerekiyordu yapamadım mı derler. Mesela ben şöyle bir örnek veriyorum. Sizi ararlar. Der ki ya işte çocuğunla mı geleceksin bugün der. Aslında oradaki o ses tonu, oradaki hali size şunu diyordur. Çocuklarını getirme. İşte çok kalabalık olacağız. Sen çocuklarla mı geleceksin demek budur. Sonra siz onun evine gidersiniz. Çocuklarını bırakırsınız. Gidersiniz. Ve size der ki ay çocuklar nerede? Çocukları niye getirmedin der. Siz bir anda şimdi deseniz ki ama sen böyle dedin telefonu. Yo ben öyle demedim ki. Ben sadece sordum der. Yani siz İyice bir böyle kendinizi rahatsız hissedersiniz, sıkışmış hissedersiniz. Ya getirse miydim, bende mi suç, onda mı suç? Böyle zihninizi sizin meşgul edecek bir zehirli insan örneğidir. Bir tanesi de sizi devamlı eleştirir. Neyi eleştirir? Mesela der ki, ay çok kilo almışsın, ay yine mi kilo aldın? Hatta bazen bunlar alaycı olabilirler. Aa işte bak kaç yıldır bu kursa gidiyorsun ya, bir şey olduğu yok, sen de bırak artık bu kursu. Ya da işte ay ben sen bildim bileli okuyorsun, daha bir şey olamadım mı gibi bizim yaptığımızı biraz böyle alaya da alarak eleştirirler. Ve biz sonra deriz ki ya arkadaşım niye böyle diyorsun, ben bundan rahatsız oluyorum. Yani benim kilolarım hakkında veya benim kıyafetim hakkında bu yorumu yapma dediğimizde bize ay derler sen de ne kadar alıngansın. Yani bir anda biz yani aslında kendimizi yapılan davranışı durdurmaya çalışırken hayır ben bunu istemiyorum derken bir anda bir bakarız ki biz suçlu durumuna düşmüşüz. İşte alıngan, işte küçük bir şeyi problem yapan konumuna düşmüş hissederiz ve kendimizi burada zehirlenmiş, tam olarak bir zehirlenmiş hissederiz. Bir de zehirlenmenin şöyle bir dezavantajı var. Bu zehri biz aktarıyoruz. Yani arkadaşımıza gidiyoruz iyi bir gün geçirmek için ama toksikleri alıyoruz, o zehri alıyoruz, eve geliyoruz en yakınımıza. Bu zehri ne yapıyoruz? Eşimize, çocuklarımıza aktarıyoruz. Bu sefer aslında onlar bir şey yapmadılar. Biz çocuğumuza bağırıyoruz. Eşimiz bir şey demedi. Ya işte sen de hep bana karışıyorsun diyoruz. Ne olduğunu anlamıyor sırada eşimiz ya da çocuklarımız. Toksik iletişimin en büyük dezavantajı bunu bizim de alıp üzerimize o toksik maddeyi ne yapacağız? Biz de başkalarına boşaltacağız. Bu şekilde bir döngüye girmiş olması. Şimdi bir tane bunlar bir de kıskançtırlar. Bir tipi de kıskançtırlar. Yani siz bir şey başarırsınız. Siz ailenizde mutlusunuzdur. Yok yok canım der. Aslında sen öyle bakma eşinle öyle yaptın. Aslında o başka bir niyeti vardır. Ya da siz böyle kursa gidersiniz. Başarılısınız. Bir yere kadar geldiniz dilde. Hemen der ki aa o ne ki? Sanki bu kadar dille iş mi bulacaksın der. Ne yapar bizi? Yani aslında bizim başarımızı kıskanır ve bizi aşağı çekmeye çalışır. Bu tipler. Şimdi bir de
Bu tiplerin çok fazla görünen, toplumumuzda çok fazla görünen bir tipi de şikayet ederler. Bunlar da 9 numara. Şikayet ederler. Her şeyden şikayet eder. Sistemden şikayet eder, devletin düzeninden şikayet eder, kurstan şikayet eder, işte evinin durumundan, her şeyden şikayet eder. Bütün dünyadan şikayet edebilir. Şimdi bu bize ne olur? Biz gideriz. Aslında bize göre hayatımız güzeldir, eşimiz iyidir, çocuklarımız. Yani böyle bir hayatımız vardır. Kursa gidiyoruz, sistemle alakalı bir problemimiz yokken bir anda bakarız ve deriz ki ya evet ya sistem de böyle, ay keşke böyle olsa. Biz de bakarız, o toksik bize de bulaşmış. Eve geliriz, biz de şikayet etmeye başlamışız bir anda. Şikayet edenler. 10. olan felaket tellalları. Evet, tam olarak felaket tellalları. Yani siz, bunlar daha çok şüpheci, kaygıcı, kuşkulu insanlar olabilir. Ve bu insanlar bunu nasıl aktarırlar? Siz dersiniz ki ya ben işte, şimdi ben Avrupa'da olduğum için, herkes dil kursuna gittiği için bunlardan örnek veriyorum. Siz bir kursa gidersiniz, dersiniz ki ben işte İngilizce öğreneceğim, Almanca öğreneceğim. Başlarsınız, aa der işte bak şu var ya 5 yıl gitti bir şey olmadı. Şu var ya şöyle oldu. Felaket tellalıdır gelecek hakkında. Zaten geleceğimiz çok şey, baksana pandemi de var, zaten ölüp gideceğiz. Her şeyden bir felaket çıkarabilir. Siz mesela güzel bir şey alırsınız, araba alırsınız, gidersiniz, dersiniz ki çok memnunsunuz, mutlusunuz o gün, araba aldınız, işte arabanızı da arkadaşınızla paylaşmak istiyorsunuz. O der ki ne, bu fiyata mı aldın? Çok para vermişsin, seni kazıklamışlar. Bir anda o mutluluğumuz, sevincimiz yerle bir olur. Yani ya yanlış mı yaptım, keşke yapmasa mıydım. Yani ailenizde bir şey planlarsınız, tatil planlarsınız, dersiniz ki bir gün işte gideyim Ardenler'e. Şimdi bizim burada Belçika'da böyle kar yağdı dağda, herkes oraya gidiyor. Gittik dersiniz, anlatırsınız. Ay der, oraya mı gittiniz, keşke şu tarafa gitseydiniz, orası çok kötüydü. Yani siz kendinizi bir anda yanlış bir şey yapmış gibi hissedersiniz. Bunlar da felaket tellalıdır diyebiliriz. Şimdi bir tanesi de 11.'si, sana suçlu hissettirenler. Kendini suçlu hissedersin. Yani ne yapsan da suçlu hissedersin. Başka bir arkadaşına mesela gidersin, başka bir arkadaşınla o gün gittin çay içmeye, kahve içmeye gittin. Ya da başka bir arkadaşın geldi, o arar. Der ki işte ne yapıyorsun? İşte bir arkadaşım geldi, onunla oturuyorum. Sonra sana bir anda şey hissettirir. Ne? Beni aramıyorsun. Başka arkadaşlar mı buldun? Biz bir anda şaşırırız. Ve kendimizi suçlu hissederiz. Onu da mı çağırsaydım? Ve işte onu çağırmadım, onu da mı götürseydim gittiğim yere gibi, bize bir anda kendimizi suçlu hissettirir. Aslında şuna bakmak lazım. Biz gerçekten orada suçlu muyuz? Biz ne yaptık? Bakmak lazım. Ama bunlarla mücadelede anlatacağımız şeyler. Bir tanesi de var ki, 12.'si, geçmişte yaşayanlar. Yani tamamen geçmişte yaşarlar. Benim geçmişte şöyleydim, şöyle başarılıydım, geçmişte şöyle güzeldim, geçmişte şöyle gençken şunları yapıyordum. Ya da geçmişindeki keşkeler. Buraya gelmeseydim, bu ülkeye gitmeseydim, ülkemde kalsaydım, işte şu dili öğrenseydim. Yani Fransızca öğreniyordur, Flamanca öğrenseydim. Yani devamlı bir keşkeler ve devamlı ya geçmişteki başarıları ya geçmişteki keşkeleriyle uğraşan kişiler. Bu bize ne yapar? Bizim de hiç durmadan kendimizi sorgulamamıza sebep olur. Aslında hiç aklımızda yoktur. Yani hayatımızdan memnunken bir anda hayatı sorgulamaya başlarız. Ya işte ben de mi keşke şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım dediğimiz an, işte bu da 12.'sidir. Şimdi toksik insanları ne yapıyoruz? Toksik insanlardan kurtulamayız. Yani kurtulmanın yollarını anlatacağım. Hangi yöntemlerle? Onların bize daha az zarar vermesine belki nasıl sağlarız? Ya da o toksikleri biz üzerimize almamayı nasıl başarırız? Onu da başka bir videomda anlatacağım. Toksiksiz, zehirsiz günler diliyorum size.